Seyirciler, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin karizmatik lideri Cumhurbaşkanı Sayın Kurmanbek Bakiyev'le birlikteyiz. Kendisi 5-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyarete bulunacaklar. İşte bu ziyaret öncesi kendisini ziyaret ettik, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizi kabul ettiler ve şu anda kamuoyunun merak ettiği bazı soruları kendilerine yönelteceğiz. Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki münasebetlere, ekonomik, sosyal, siyasi münasebetlere belki de yeni bir boyut katacak bu söyleşimiz. Şimdi Sayın Bakiyev'le yaptığımız söyleşiye geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 5-6 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarete bulunacaksınız. Bu ziyaretin Kırgızistan açısından önemi nedir? Sizin açınızdan önemi nedir? Ve resmi ziyarete giderken hangi düşüncelerle, hangi somut projelere gidiyorsunuz? Bunları sizden öğrenmek istiyorum. Buyurun. Пользуясь вашим вопросом, я прежде всего хотел бы отметить, что bu sorunuzdan yola çıkarak Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren Türkiye bizi elçilik açarak ilk tanıyan ülkeler arasındaydı ve 1991 yılından beri ilişkilerimiz devam ediyor. Bugün için ikili ilişkilerimiz ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iyi ama yetersiz diye düşünüyorum. Bu ilişkilerin daha iyi olması için gerekli tüm imkanlar sağlanmış ve temeller atılmıştır. Neden bu ilişkiler daha iyi olmalıdır? Tarihimiz ve dilimiz aynı kökten geliyor. Aynı dini paylaşıyoruz ve kültürel geleneklerimiz birdir. Benzer geleneklerimiz var. Bu bizim ilişkilerimizin esas temelidir. Diğer yandan yasalarımız yabancı yatırımlar için uygundur. Bu resmi ziyaretten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin daha yüksek seviyeye ulaşacağını umuyorum. Az önce söylediğim gibi bizim yürürlükte olan kanun ve yasalarımız bunun için uygundur. İktidara geldikten sonra önemli mali ekonomik değişiklikler yaptık. İlk önce vergi yasasında kurumlar vergisi oranını %20'den %10'a indirdik. Gelir vergisinde %10 tek oranlı vergi uygulamasına geçtik. Önceden %30'a kadar varan artan oranlı tarifeydi. Yatırım için getirilen tesisat ve donanımları katma değer vergisinden muaf tutuyoruz. Diğer bir ifadeyle yabancı yatırımların artması için tüm şartlar sağlanmaktadır. İkincisi, ekonomik ilişkilerin başarısı hükümetler arası komisyonların çalışmasına bağlıdır. Türk ve Kırgız taraflarını temsil eden komisyonun etkin çalışmaları, ikili ilişkilerin beklediğimiz boyutlara ulaşmasında önem taşımaktadır. Devlet başkanları, parlamento ve hükümetlerin önemini de vurgulamak istiyorum. Kırgız tarafı olarak Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız ve Türk tarafıyla aynı düşünceleri paylaştığımızı umuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda çok muhteşem bir yerdeyiz, Issıkköy'deyiz. Issıkköy dünyanın en güzel köşelerinden biri, en güzel ince köşelerinden biri. Burada neler yapılabilir? Biliyorsunuz Türk turizmciler, Türk iş adamları turizmde çok büyüdüler. Türkiye turizm sektöründe çok gelişti. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldi. Burada Türk turizmciler neler yapabilir? Ne gibi çalışmalar gerçekleştirebilir? Sizin onlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Вы знаете, Турция входит, если я не ошибаюсь, в Yanılmıyorsam Türkiye dünyada turizm sektöründe en hızlı gelişen 5 ülke olan Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan arasında.
Doğal olarak bu sektörde siz daha tecrübelisiniz ve bu işin nasıl yapıldığını daha iyi bilirsiniz. Bizde ise Kırgızistan'da turizm sektörü yeni yeni gelişmeye başladı. Bu sene Issık Göl'de dinlenmeye gelenlerin sayısında patlama oldu. O kadar çok insan geldi ki yer kalmadı. Ülkedeki siyasi istikrar, iktisadi gelişmeler benim komşu ülkelere, Rusya'ya, Kazakistan'a yaptığım resmi ziyaretler oradaki insanlara bizde her şeyin iyi olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı Türk iş adamları kendi imkanlarını Kırgızistan'da özellikle de Issık Göl'de değerlendirmesini öneriyorum. Ben Issık Göl'de turizm gelişmesinden yanayım. Türklerin Issık Göl'de fabrikalar ve üretim tesisleri değil, otel ve pansiyonlar inşa etmesi dileğindeyiz. Buradaki turizm yatırımlarının dünya standartlarında halkın tüm kesimlerinin imkanlarına ve çevre standartlarına uygun gerçekleşmesi, bu güzelliği koruyacak şekilde olması dileğindeyiz. Bu güzellikleri bizden sonraki nesillere de aktarmalıyız. Turizm sektörü çalışan Türk iş adamlarını Kırgızistan'a gelip bu konuda araştırma yapıp yatırım yapmaları için ülkemize davet ediyorum. Çok zor bir dönem geçirdik. Normalde anayasaya göre iktidar değişimi bile çok yoğun ve zor geçiyor. Bizim durum çok farklı. Halkın önceki iktidara olan güveni sarsılmıştır. Onlar sadece sözde demokrasi, yolsuzlukla mücadele ediyoruz diyorlardı. Ama ortada bir şey yoktu. Gerçekte söylenenlerin tersini yapıyorlardı. İşte bu halkın sabrını taşırdı. Tabii yıllardır birikmiş problemler, fakirlik, işsizlik, yolsuzluk. Yolsuzluk tüm alanlara yayılmıştı. Sokaktan başlayarak polis, hastane, okul gibi tüm alanlara yayılmıştı. Bir işe girmek ya da bir makama atanmak bile parayla satılıyordu. İktidar değiştikten sonra halk hemen bu duruma acil müdahale etmemizi talep etti. Onları anlıyoruz. Halk bu iktidara güveniyor ve büyük beklentiler içerisindedir. Ama değişimler hızlı olmuyor. Doğal olarak beklentilerini talep ediyorlar. Şimdi yavaş yavaş değişimleri hissetmeye başladılar. Birinci olarak ekonomide canlanma görülmeye başladı. Bizim en büyük artımız kan dökülmemesi oldu. 24-25 Mart ve sonraki 10 gün zor geçti. Sokakta 50-60 bin hatta 100 bine yakın insan su gibi akıyordu. Bu dönemde çok kötü şeyler olabilirdi. Kan dökülmesini hiç istemedik ve bunun için gayret ettik. Özellikle Bişkek ve Çüy bölgesindeki gençlere sağduyulu davranışlarından ve yardımlarından dolayı minnettarız. Günümüzde gençlere karşı olumsuz ön yargı var. Ama bizim gençler eğitimli, akıllı ve bilinçli. Onların yardımıyla kan dökülmesini iç savaşı engelledik. Bir senedir ekonomimiz ilerleme kaydetti. Memurların, sosyal hizmetçilerin, bilim adamlarının ücretlerini arttırdık. Emekli maaşlarını arttırdık. Bütçemiz 2005 yılında 2004'e kıyasla 2,3 milyar som fazla verdi. 2006 yılında ise bütçenin 2005'e kıyasla 3 milyar fazla vermesini planlıyoruz. Biz bu bütçe fazlasıyla çeşitli sosyal faaliyetlere destek vermekteyiz. Örnek olarak 6 ay önce dağlık bölgelerde ilk öğretim okullarında bedava yemek vermeye başlamıştık. 1 Eylül'den itibaren bu uygulama tüm ülkeyi kapsayacak. Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Genellikle çok fertli ailelerde sabah kahvaltısı yapmadan çıkıyorlar. Bu uygulama başladığından beri dağlık bölgelerimizde okullarda devamsızlık azaldı. Bu durum çocukların sağlığını iyi yönde etkilemektedir. Bu yeni iktidarın halkı düşünmesinin göstergesidir. Benim esas prensibim halkın hükümete hizmet etmesi değil, hükümetin halka hizmet etmesidir.
Doğrudur. Eksiklerimiz var. Önceden 14 sene çok az bir müddet. Yeni doğan bebek gibi izliyorlardı. Ama biz geleli bir sene oldu. Buna rağmen halkın taleplerini karşılamak için çabalıyoruz. Halkı anlıyorum. Hemen değişiklik istiyorlar. İyi hayat istiyorlar.